Taha Abdurrahman, mantıkçı, ahlak ve dil felsefecisi. Modernite hakkında ve geleneği okumada yöntem üzerine özgün felsefi projeleri olan faslı filozof. Taha Abdurrahman 1944 yılında Fas'ın Cedide şehrinde doğdu. Doğduğu zaman Fas Fransa'nın sömürgesi altındaydı. Onun betimlemesiyle söz konusu istimar, dört başı mamur bir kültürel sömürge olarak tezahür etmişti. Bu durumun eğitim ve öğretime yansıyan baskın etkisiyle büsbütün Fransız eğitim tarzıyla yetişen gençlerle nispeten daha milli bir eğitim veren okullarda eğitim alan gençler arasında büyük bir ayrışma ortaya çıkmıştı. Fakat Taha Abdurrahman'ın babasının klasik eğitim veren bir medreseye sahip olması ve orada müderrislik yapması, Taha Abdurrahman'ın zihinsel ilk teşekkülü esnasında kültürel sömürüden uzak kalmasını sağlamıştı. Zira Taha Abdurrahman'ın da talebe olarak yer aldığı bu medresede öğrencilere hem hafızlık yaptırılıyor hem de klasik ilmi metinler okutulup ezberletiliyordu. Babası, talebelerinin olduğu gibi Taha Abdurrahman'ın da Mağrip'te tevarüs edile gelen dini kültürle yetişmesine özen gösterdi. Bu terbiye kültürü manevi değerlerle fıkhi hükümlerin yoğrulmasıyla meydana gelmişti. Bu nedenle Taha Abdurrahman ilk eğitimi esnasında yalnızca dini metinleri ezberlemekle kalmadı, bilakis ahlaki bir pratik kazanma rehberliğinden de geçti. Böylece ilk eğitimi sırasında hem fıkhi bilgi hem de manevi tecrübeyle donatıldı. Bu donanımdan sonra da çağdaş eğitim kurumları sayılan ilkokul, ortaokul ve lise tahsili gördü. Taha Abdurrahman orta eğitimini Dar-ı Beyda kentinde aldı. Ardından Rabat'taki 5. Muhammed Üniversitesi'nde felsefe bölümünü kazandı. Üniversite yıllarında yoğunluklu olarak mantık ilmiyle uğraştı. Bunun yanı sıra edebiyat okumaları yaptı. Şiirler yazdı. Hatta o yıllarda Arap Yazarlar Birliği yeni üyeler almak için bir şiir yarışması düzenledi. Taha Abdurrahman yazdığı uzun bir kasideyle bu yarışmaya katıldı ve söz konusu birliğe üye olmaya hak kazandı. Sonra akademik eğitimini tamamlamak üzere Fransa Oxford Üniversitesi'ne gitti. 1972 yılında Sorbonne Üniversitesi'nde dil felsefesi alanında ontoloji sorunsalının dilsel yapısı başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 1985'te aynı üniversitede edebiyat ve insani bilimler kısmında doğal ve argümantatif istidlalin mantığı isimli teziyle ikinci doktorasını yaptı. Mesleki hayatına 1970 yılında daha önce lisans eğitimi aldığı Rabat'taki 5. Muhammed Üniversitesi Edebiyat ve İnsani Bilimler Fakültesi'nde mantık ve dil felsefesi hocalığı yaparak başladı. Üniversitede hocalık yapmaya başladığında Mağrip'te iki etkin akım olan komünist ve liberal cenahlar şiddetli çatışmalar içindeydi. Akademideki ideolojik cebelleşmeler o raddeye varmıştı ki, bilimsel araştırma, metot ve metodolojilerini takip etmek isteyen her düşünce, fahiş bir fikirsel konfor ve burjuvazi mefkuresine bedava bir hizmet sayılıyordu. Bu yüzden de Marksist-materyalist diyalektiği dayanak edinmeyen ders ve konferansların çoğu tepki alıyor, hatta boykota uğruyordu. Taha Abdurrahman bu baskın ve katı ideolojik tutumu reddetti. Düşünce inşasında mantıki yöntemi ve rasyonalitenin araçlarını dayanak edinmeye davet etti. Israrla mantık ve metodolojinin ilmi ve düşünsel etkinliklerdeki önemini açıklamaya çalıştı. Eğitim faaliyetinde ve kuramsallaştırma etkinliğinde içeriğin mutlak olarak yöntem ve metodolojinin aleyhine öne çıkarılmasının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Nitekim bizzat kendisi fenomenolojik yöntemlere seviyeli durduğunu, yaptığı araştırmalar ve telif ettiği eserlerdeki tezlerini temelde mantık, dil bilimleri, mantık felsefesi ve dil felsefesi alanlarında ulaşılan en son gelişmeler üzerine kurduğunu ifade eder. Felsefi ihtisasını Fransa'da yapan Taha Abdurrahman, birçok felsefi akımdan istifade etti. Özellikle ihtisas konusu olan mantık ve dil felsefesindeki modern gelişmelerden etkilendi. Dil ve felsefe, ontolojik dilsel yapılarda bir araştırma isimli doktora tezine bakıldığında, mantıkçı pozitivizmin iddialarına karşı çok temkinli ise de analitik felsefe melekesiyle ortaya konulmuş birçok yaklaşım görülmektedir. Nitekim hoca olarak öğretime başladığı yıllarda diyalektik materyalizmle mantıkçılık arasında dönen hummalı tartışmalara mesafeli durmuş ve bu iki cepheden birinde yer almamıştır. Düşünsel hayatının daha erken dönemlerinde mantıkçı pozitivizm projesinin akım olduğuna kanaat getirmiş, bu nedenle doğal dil felsefesine yönelmiştir. Etkilendiği başlıca hocalardan biri olan Eşari düşünür Ali Sami En-Neşar, derslerinde ve eserlerinde metodoloji meselesini merkeze almış ve buna ısrarla vurgu yapmış bir isimdir. O derece ki, hakiki İslam felsefesini kendilerine mahsus ve orijinal yöntemlere sahip erken dönem kelamcıların düşünsel etkinliğinde bulduğunu ileri sürmüştür. Bu yaklaşımın izleri Taha Abdurrahman'ın düşünsel projelerinde kendisini içten içe göstermektedir. Diğer taraftan Müslüman kişiselcilik felsefesinin başlatıcısı Faslı filozof Muhammed Aziz Lahbabi'nin Müslümanların felsefi düşüncede yaratıcı olmaları için istikamet tayini çabasının Taha Abdurrahman'ın entelektüel dertleri arasında yerini aldığı da mülahaza edilmektedir. Taha Abdurrahman'ın mantık ilmine vukufiyeti arttıkça eğitim vasıtasıyla edinilen aklın çok yetersiz olduğu kanaati de perçinlenmiştir. Çünkü ona göre bu araçsal ve sadece maddi sorulara cevap veren bir akıldı. Bir felsefeci olması hasebiyle bu sınırları yoklamak ve mümkünse aşmak gereksinimini duyduğunu ifade eden Taha Abdurrahman'ı manevi bilginin yapısını keşfetmeye iten ilk sayık bu husus olmuştur. Zira bahsi geçen öğretilmiş ve araçsal aklın donuk sınırlarını aşacak olan bilginin burada olduğunu sezinlemiştir. Bu yüzden bir mürşidin gözetiminde seyr-i sülük yapmaya karar vermiş ve bu yönde bir arayışa girmiştir. Bu arayış neticesinde Fas'taki Kadiri tarikatı şeyhlerinden Sidi Hamza'ya intisap etmiştir. Böylece tasavvufi pratiği bir mürşidin gözetiminde bir fiil yaşamıştır. Bu canlı deneyim sayesinde idrak alanının enginleştiğini, kainatın zihnine daha açıldığını ifade etmiştir. Dini Pratik ve Aklın Tecdidi isimli eserimin sufi deneyimimle güçlü bir alakası vardır. Bu kitapta ilk meramım ruhi, manevi tecrübenin akli bilgiyle asla çelişmediğini, bilakis onu daha da zenginleştirip derinleştirebileceğini beyan etmekti. Nitekim tasavvufi tecrübe onun hayatında bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Söz konusu tecrübe neticesinde elde ettiği manevi bilgi ve tezkiyenin düşünsel hayatında meydana getirdiği değişiklikleri şöyle açıklamıştır. Önceden şeylerin zahiri ve yüzeyinde dururdum. Onları aşmazdım. Şimdi ise şeylerin ardındaki mana ve değerleri bir doktor titizliğiyle yokluyorum. Fil hakika etrafımdaki dünyaya dilediğimiz gibi tasarrufta bulunabileceğimiz maddi bir okyanus gibi bakıyordum. Bugünse alemi insana verilmiş bir emanet olarak görüyorum. Bu tasavvufi deneyimden sonra daha önce sadece mantık kitaplarını okumuş olduğu İmam Gazali'nin bütün eserlerini büyük bir titizlikle ve derinlemesine okumuş ve ondan çok etkilenmiştir.
Fakat her ne kadar tasavvufi tecrübe hususunda Gazali'den doğrudan etkilenmişse de metodolojik yaklaşım bakımından kendisini ona değil İbn-i Arabi'ye daha yakın görmüştür. Zira ona göre Gazali, Aristoteles mantığını aklın mutlak mantığı sayarak ona büyük bir bağlılık göstermiştir. Oysa ona göre Aristoteles mantığını aklın mutlak mantığı saymak için izam edici gerekçeler şöyle dursun, ikna edici gerekçeler bile yoktur. Taha Abdurrahman, 1970 yılında başladığı üniversite hocalığından 2005 senesinde emekli oldu. Bu görevinin yanı sıra o, Tunus, Cezayir, Mısır, Libya, Irak gibi farklı Arap ülkelerinde birçok üniversitede misafir öğretim üyeliğinde bulundu. Öte yandan Taha Abdurrahman, merkezi Rabat şehrinde yer alan Faslı Yazarlar Birliği'nin kurucu üyelerinden biridir. Hollanda Amsterdam merkezli Uluslararası Argümantasyon Araştırmaları Cemiyeti'nin ve merkezi Almanya Köln olan Felsefe ve Kültürler Arası İletişim Cemiyeti'nin temsilcisidir. Trablus'taki Dünya İslam Daveti Cemiyeti eski üyesidir. Dünya Müslüman Alimleri Birliği'nin mütevelli heyeti azasıdır. Dünya Müslüman Alimleri Birliği'nin çıkardığı El Ümmetül Vasat dergisinin 2007'den beri müdürüdür. Merkezi Umman olan Arap Felsefesi Cemiyeti eski başkan yardımcısıdır. Rabat'ta yer alan Mütefekkir ve Araştırmacılar Hikmet Forumu'nun başkanıdır. Fas Krallık Akademisi'nin uzmanlarındandır. Birçok ilmi dergide hakem ve danışmandır. 1988'de Fi Usulil Hivar ve Tecdidi İlmil Kelam adlı kitabıyla, 1995'te de Tecdidül Menheç Fi Takvimil Turas isimli eseriyle Fas İnsani Bilimler Ödülü almıştır. 2006 yılında Sualül Ahlak Musahemetun Fi Nakdil Ahlakiyyi Lil Hadasetil Garbiye telifiyle İSESCO'nun İslami Araştırmalar Ödülüne layık görülmüştür. 2014 senesinde 6. Muhammed İslam Düşüncesi ve Araştırmaları ödülü almıştır.